yaptıklarınızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Türk milleti çalışkandı, Türk milleti zekiydi. İstanbul işgal altındaydı. Çanakkale Boğazı, Trakya, Ege, Adana, Kars, Iğdır, Ardahan işgal altındaydı. Uğruna canımızı verdiğimiz topraklarımızda kimi Pontus Devleti, kimi Ermenistan kurma sevdasındaydı. Ayaklanma, açlık, yokluk, umutsuzluk dört bir yanı sarmıştı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kaderini yeniden yazdı. Şehirlerimizi işgalden kurtardı. Bilimi, irfanı rehber edinip bir milleti karanlıktan aydınlığa çıkardı. Bana, anneme, onun annesine, tüm kadınlara seçme ve seçilme hakkını önce o tanıdı. Günlerce anlatılsa bitmeyecek destanlar yazdı. İşte bu yüzden 84 yılda unutulmadı, unutulmayacak da. Onun yüzünü gören sayılı kişi kaldı. Ama fikirlerini, duygularını anlayan, hisseden milyonlar var. İşte tam da bu yüzden değerli izleyenler. Sadece 10 Kasım'da değil, son Kasım'a kadar bu vatanda saygı, özlem ve milletle anılacak.